Herkese iyi akşamlar. Bugün 2 Kasım Pazartesi günü akşam 10 sularına doğru yaklaşıyoruz. Dolar analizi videosuna başlıyoruz. Evet, dolarda haftalık ve aylık durumu değerlendirdiğimiz 31 Ekim tarihli bir analizimiz mevcut. Bunu isteyenler oynatma listemize girip oradan analizleri inceleyebilir. Evet, bir de akşam saatlerinde malum önemli bir gün olduğu için bir de yoğun talep sebebiyle Trump mı Biden mı piyasayı nasıl etkiler? Piyasanın beklentisi neler diye bir değerlendirmede bulunmak istedim. Temel analiz destekli bir analiz yaptım ama tabii ki yine de kendimden teknik analizi katarak arkadaşlar böyle bir sunumla değişik bir analiz yaptım. İsteyenler izleyebilir. Evet, şimdi burada benim cuma günkü yaptığım notlar silinmiş. İsteyenler cuma günkü videoyu açıp onları izleyebilir video sonundan ama ben şimdi zamanınızı almak istemiyorum. Sadece burada hafta sonunda yaptığım uzun vadeli notlar vardı. Dirençler 8.42 haftalıkta demişim. Yani bu hafta için 8.52 ve 8.70 diye bahsetmişiz. Dolar endeksinde aylık düşüş trendiniz ancak yukarı doğru toparlıyor diye yazmışız. Ben bunu siliyorum. Yani günlük bazdan değildi arkadaşlar bunlar. Şimdi günlük baza baktığımızda bugün yine ciddi bir yükseliş var. Bugün en düşük 8.31'leri gördük. En yüksekte 8.44 civarlarını gördük. Yükseliş hareketi devam ediyor arkadaşlar. Şuradan bir tane bir Fibonacci çizmiştik bakın hatırlarsanız. Gördüğünüz gibi 8.43'lerde bir Fibonacci direnci vardı. O dirençleri geçmek üzere o seviyenin üzerinde kapatırsa yeni hedefi 8.52-8.54'lerde bir direnç olduğunu sizlere aktarmıştık. Oraya doğru gidiyoruz arkadaşlar maalesef. Başka bir açıdan Fibonacci dirençli desteği var mı ona bakalım. Buradan baktığımızda kısa kalıyor. Şöyle yaptığımızda evet yine kısa kalıyor. Dolayısıyla 8.43'lerin üzerinde kalması demek 8.54'lerin yolunu açtığını gösteriyor bize. Göstergelerde yukarı doğru gittiğimizi RSI'da bakın birazcık eğimin düştüğünü görüyoruz. Buna dikkat edin ve 90'lı seviyelerde genelde kar satışlarının başlayabileceğini en azından aktarmıştık. Bakın cuma günü 81'lerdeydik. Bugün 83'teyiz. Yarın herhalde 86'da oluruz. Ondan sonraki gün 87. Yani cuma gününe kadar 90'lara erişiriz diye düşünüyorum. Yani bu hafta sonundan sonra bu haftadan sonra artık dolarda aşağı doğru baskıların en azından kar satışlarının olabileceğini unutmayın arkadaşlar. Aklınızın bir köşesinde kalsın ancak yükseliş hareketi devam ediyor. Peki aşağı düşüşlerde bize destek neresi olabilir? 8.34 var arkadaşlar. Onun altında 8.25'ler var. Ancak şu an için oralardan uzak. 8.25'ler bayağı iyi bir destek. Şu an kısa vadede gözüken o arkadaşlar. Evet, 5 saatlik baza bakalım. 5 saatlik bazda da yükseliş devam ediyor. Ben bir bozulma göremiyorum. Gayet iyi bir şekilde dolar yukarı doğru hareket ediyor. Evet, 4 saatlik baza baktığımızda orada da yükseliş devam ediyor. 8.45'lere doğru bir zorlama olacak gibi. Peki, şimdi dolar endeksine bakalım bir de. Dolar endeksine baktığımızda günlük bazda. Günlük bazda gördüğünüz gibi cuma günü ne demiştik? Şu kanal kırıldı demiştik. Bakın 1, 2, 3 gündür bu kanalın üstünde hareket ediyor. Şu kanalın o gün yapmamıştık galiba. Kanal yüksekliğini aldığımızda kabaca şu seviyelere doğru geliyoruz. Evet. Evet. Yaklaşık olarak bizi 94.5'larda bir direnç bekliyormuş gibi gözüküyor. Oralarda zaten bakın arkadaşlar şuradaki tepeye gelecek karşılık ve şöyle bir çanak veya ikili tepe burada oluşumu söz konusu olacak gibi geldi bana. Göstergelere baktığımızda günlük bazda da yükseliş hareketi devam ediyor. Dolar endeksi yani dünyadaki doların değerini ölçen birim yukarı doğru gitmeye devam ediyor. 5 saatliğe baktığımda biraz karmaşa olsa da yukarı gidiyor bu da. 4 saatlikte öyle yani sıkıntı yok. Gerekirse haftalığa da bakalım isterseniz. Haftalığa baktığımızda da cuma günü bu kritik seviyesinin üstüne atmıştı. O seviyede şöyle de bakın buyurun tam 93.5'ların üzerine çıkmasıyla beraber dolar endeksi orta vadeli göründe de yukarı doğru gidiyor. İlk hedefi bu hafta 94 seviyesiydi. Bakın 94.1 seviyesiydi. Onun üzerinde de devam ediyor. Bunun üstünde de 94.6'lar civarında hedef olduğunu
söyleyelim. Bakın yine orada şöyle bir ikili tepe 1-2 hafta içerisinde oluşması söz konusu olabilir. Aylık baza baktığımızda da dediğim gibi aylık bazda ilk defa hafta sonu yaptığımız analizde ilk defa şu trendi kırmıştı. Şöyle yaparsak evet gördüğünüz gibi 103'lerden başlayan 92'lere giden hareket yukarı doğru dönmüş durumda uzun vadede de gerisini siz düşünün arkadaşlar. Evet şimdi USD TR'ye geri dönüyorum ve ben burada özeti yapıyorum. Dolar TL'de yükseliş devam ediyor. 8.43 üzerinde kapanış 8.52 8.53 hedefine yönlendirir. Evet, DXY de haftalıkta 94.5 diyelim, 6 diyelim kabaca hedefine gidiyor. Evet. Yani yükseliş hareketi net bir şekilde devam ediyor arkadaşlar. Bunu dünya piyasasındaki DXY endeksi de buna destek oluyor. Bu da ülkemiz adına olumsuz bir durum. Dolayısıyla bu da USD/TL yani Dolar/TL fiyatının yukarı doğru gitmesine sebep veriyor. Benim anlatacaklarım bugün bu kadar arkadaşlar. Yarın inşallah tekrar görüşmek üzere. İyi akşamlar. Hoşça kalın.